Merhabalar değerli seyircilerimiz. Biz yeni yayın döneminde de geleceği konuşmaya devam ediyoruz. Yeni dekorumuz var. Yeni masamız var. Masamızın üstünde yeni bir dünya var. Yeni konuklarım var. Ben tabii her ikisini de çok iyi tanıyorum ama şimdi programın sunucusu olarak mesafeli davranacağım. Yeni tanışacağız. Tamam. Tamam, sanki tanışmıyormuşuz gibi. Görkem Köse. Evet. Atakan Demir. Atakan daha önce programımıza katılmıştı yıllar önce. Evet. Ama Görkem ilk defa katılıyor. Görkem'le başlayalım, bir tanıyalım. Sonra seni de tanıyalım. Unutmuşuzdur. Yeni seyircilerimiz tamam. var çünkü. Evet Görkem. Seni tanıyalım ki gelecekle ilgili sorular niye konuk olduğunu anlayalım. Tamam. Ben Görkem. Bilgisayar mühendisiyim. Bilgisayar mühendisliğinin spesifik olarak blockchain alanında çalışıyorum. O yüzden blockchain'i ilgilendiren ve blockchain altyapısı ile çalışan herhangi bir şey çok ilgimi çekiyor. Sanırım bu yüzden buradayım. Çok mütevazi olma bakalım. Birinci mi oldun sen? Evet. Söyle evet. Tabii seni bir alkışlayalım ya. Teşekkür ederim. Birinci mi oldun? Niye o kadar çalıştın sen? Yani öyle gerektirdi şartlar. Ne birincisin? Sabancı Üniversitesi'nde birinci. Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakülte birincisiyim. Allah zihin açıklığı versin. Teşekkür ederim. Devam et. Teşekkür ederim. Peki Atakan, seni de hatırlayalım. Evet, merhaba hocam. Ben de Sabancı Üniversitesi mezunuyum. Bilgisayar mühendisliği ve işletme çift anadal. Benim Görkem gibi birinciliğim yok. Çift anadalla, yan dallarla denk getirmeye çalıştık. Sen zor mu bitirdin? Evet, zor gitti benimki. Şimdi Görkem'le beraber teknoloji, strateji ve yazılım, daha doğrusu tasarım odaklı danışmanlık hizmetleri sunuyoruz. Peki tamam. Şimdi siz ikiniz de bilgisayar mühendisliğini bitirdiniz. Ne yapar bilgisayar mühendisleri? Ne işe yarar? Neler yapıyorsunuz şimdi? Birinci olmuşsun. Ne oldu birinci olunca? Yani böyle kapıda bekliyorlar mıydı? Bizle çalış, bizle çalış. Hayır, biz öyle şeyler oldu mu? Yani böyle bir beklenti varsa hayır, böyle bir şey olmadı. Ama ben zaten hep kendi arkadaşlarımla, kendi firmamla çalışmak istiyordum. O yüzden olmaması da işime geldi bir yandan. Kafamı karıştırmadı diyeyim. Bilgisayar mühendisliği doktorluk gibi aslında. Doktor olunca aslında ne doktor olduğunuz pek belli değil ya. Bir sürü alanınız olabilir. İşte kardiyoloji olabilir. İşte zamanla mı olabilir. Yani bir sürü farklı alanı var. Bilgisayar mühendisleri hangi alanda çalışacaklarını seçip o alanda uzmanlaşan insanlar oluyor aslında, doktorlar gibi. O yüzden bilgisayar mühendisleri bilgisayarla ilgili her şeyi yapabilir. O yüzden spesifik bir tanım vermek doğru olmayabilir yani. Ha, ama güzel anlattın. Doktor deyince anladım. Sen ne seçtin? Blockchain mi? Ben blockchain seçtim. Niye? Blockchain, o zaman bir dakika. Blockchain ne? Bu arada dekorumuz ne kadar güzel ya. Evet. Ben bir yanda neler oluyor arkadaşlar? Benim dikkatimi dağıtırım ama. Yok yok, çok güzel. Seyircilerimiz için iyi bir görüntü oluyor herhalde. Blok zincir aslında kısaca açıklamak gerekirse dijital bir kayıt defteri. Bu kayıt defteri yalnızca bende, sizde veya Atakan'da değil. Dünyada bu kayıt defterine erişmek ve bu kayıt defterinde tutulan bilgilere erişmek isteyen herkese açık. Dolayısıyla bu kayıt defterine işlenen herhangi bir bilgiyi sahteleştiremediğiniz için çok güvenli bir yapı aslında. Bir kayıt defteri, dijital bir kayıt defteri. Çok kısaca açıklamak gerekirse. Şöyle bir şey saçma mı olur? İnternetin güvenli hali denebilir mi? Yani blockchain'in de güvenli olmayan, işte şifrelerinizi kaptırırsanız, blockchain'e kayıtlı eşyalarınızdan, diyeyim, asetlerinizden olabileceğiniz bir yanı da var. Ama güvenli olmasının sebebi aslında bir şeylerin sahteleştirilemiyor olması. Yani gerçekleşen bir işlemin gerçekleşmemiş gibi gösterilemediği ve herkeste olduğu için, herkes açık olduğu için eğer o ağdaki bir kişi yalan söylerse o yalanın herkese açık olduğu ve dolayısıyla dürüst olmanız gereken bir yapı aslında. Evet, güvenli, daha güvenli diyebiliriz yani. Yani dürüstlüğe dayalı bir güvenlikse sıkıntılı da bir tarafı var demek teknik, ki. Teknik aslında. Ama bu dürüstlük aslında zorunluluk oluyor. Zorunluluk haline geliyor blockchain'le. O yüzden daha güvenli. Peki sen bilgisayar mühendisisin. Blockchain'de, blok zincirde uzmanlaşıyorsun. Peki ne iş yapıyorsun? Yani sana
Niye geliyor insanlar? Niye para veriyorlar? Para kazanıyor musun? Kazanıyoruz. Tamam, neden? Ben ancak öyle anlayabiliyorum. Tamam. Sana birisi gelip niye para verir? Sebebi şu, bir, şirketler kendi altyapılarını blockchain'e taşımak istiyor olabilirler. Bunun birkaç tane farklı motivasyonu var. Bir tanesi, blockchain'in üzerine kayıtlı yeni bir token oluşturup, bu token üzerinden bir ödüllendirme sistemi geliştirmek istiyor olabilirler şirket içi ürünlerinde. Ya istiyorsan mesela. Ona dijital para mı desek, evet, ne diyelim? Aynen, token, dijital para. Token mi deniyor? Token diyoruz. Hocam dijital, şöyle aslında kripto dijital para kripto para paradan daha farklı bir işlevi oluyor token olduğu zaman. Yani dijital para dediğimizde biz daha çok bir şeyleri... Siz bunu Türkçeleştirdiniz mi? Token değil mi bu? Evet. Aynen. Token mi diyorsunuz token... Türkçe? Türkçesi yok mu? Yani jeton. Token deyince jeton. Jeton yani olarak. Türkçesi yok demek evet, bu. Evet. Token. Evet, tamam yani olur. Tam ben token'i ilk defa duydum da hani Türkçeleşmiş... Demek çok ki bulamadık. Türkçeleşmiş gibi değil. Evet, evet. Türkçe en yakın versiyonu. Türkçeleşmemiş canım. Türkçesini bulamamışız. Aynen almışız demek. Aynen. Ve bütün altyapılarını blockchain'e taşımak istiyor olabilirler. Bunun arkasındaki motivasyon şu oluyor bu arada. Genelde internetteki her şey tek bir sunucuya bağlı çalışıyor. Bu şu demek. Bizim internetle bütün etkileşimimiz tek bir sunucunun bizden haber alıp başka bir kaynağa iletmesi üzerinden gerçekleşiyor. Bu da şu demek, sunucuda bir problem çıkarsa, sunucu kapatılırsa, sunucunun sahibi bir problem yaşayıp sunucuyu kapatmak isterse bizim ürettiğimiz veya bizim erişimimizin olduğu bilgileri kaybediyoruz demek. Blockchain'de tek bir sunucu yerine birden fazla sunucu olduğu için, binlerce sunucu olduğu için bu sunuculardan bir tanesi kapanırsa geriye kalan 999 sunucu çalışmaya devam ediyor. Dolayısıyla bilgilerimiz güvenli ve sürekli hale gelmiş oluyor. Ve bütün bu yapıyı aslında ölümsüz hale getiriyor diyebilirim. O yüzden bunu yapmak istiyor şirketler. Biz de bu konuda destek oluyoruz. Yani şimdi şirketlerin önünde yeni bir dosya var. Hı. Artık onlar da nokta noktaları blockchain'e taşımak zorunda. Hı. Nokta nokta ne? Verilerini mi? Verileri. Altyapılarını. Aynen. Okey, anladım şimdi. Verileri, eyvah. Yeni bir iş çıktı yani şirketlere. Bitmeyecek bu ya. Önce hocam, bir ara internet sitesi kurman gerekiyordu ya. Aynen, her aynen. Şirketin internet evet. Sitesi o. Biz dedik ki hani ya bir internet sitemiz olacak ve bu iş bitecek dedik. O günden beri şimdi yok sosyal medyada da olman lazım. Şimdi blockchain'de olman aynen. Lazım. Şimdi birazdan konuşacağız. Metaverse'de olman lazım, öyle değil mi? Peki oraya geleceğiz nasıl olsa. Sen ne yapıyorsun görüşmeyeli? Hocam beraber çalışıyorsunuz. Evet, evet. Aslında şöyle, Görkem'in hazırladığı teknolojilerin satılmasına, ondan sonra satılmadan önceki ve sonraki tüm müşteri ilişkilerinin yönetilmesi tamamen ben ve ekibimde diyebilirim. Ben daha çok o taraftayım, yani bilgisayar mühendisliği yapmıyorum 5-6 seneden beri yaklaşık. Görkem gibi bir insan varken benim yapmam haksızlık olur zaten bilgisayar mühendisliği. Öyle mi? Atakan çok mütevazı oluyor bu konuda. Ama sen de bir şeyler yapmadın mı lisanstan hocam, sonra? Tabii ki. Ne ondan yaptın? Sonra yapay zeka üstüneydi benim zaten bitirme projem. Ardından da geliştirdiğimiz mobil uygulamalarda teknoloji tarafına destek veriyordum ama daha çok iş tarafındaydım, işin yönetilmesi tarafındaydım. Yine şimdi o şekilde ilerliyoruz aslında. Yani şu an Görkem'in yazdığı herhangi bir koda tek satır ben destek bile olmuyorum diyebilirim. Zaten onun dediği olur o çünkü evet. O birinci. Evet. Peki o zaman sizi bulmuşken biraz biz gelecek konuşalım. Bu da yeni yayın döneminin ilk programı. Biraz ara verdik tabii doğal olarak. Hı. Biz böyle diyelim ki 4 ay falan. 4 aydır yeni program yapmadık. Şimdi neler oldu son 4 ayda? Yani bizim programımızı ilgilendiren... Ne diyor? Mesela şöyle bir soru sorayım. Ya bu Metaverse bir balon mu? Çok güzel. Biz burada çok güzel Metaverse programları yaptık. Böyle heyecanlandık. Metaverse şöyle olacak, böyle olacak dedik. Evet, olacak mutlaka. Sonra bir anda benim algım mı yoksa bir nedenle Metaverse yok oldu. Yani biz tabii tatildeydik, konuşmadık ama... Kimse de konuşmadı yani. Herkes bizimle birlikte tatile mi çıktı yoksa biz bir yankı odasında mıydık? Kendimiz konuşup kendimiz mi duyuyorduk? İkinize de sorayım. İstersen Atakan'la başlayalım. Metaverse bir bize
değerli seyircilerimize Ekim ayında bir Metaverse güncellemesi yapar mısınız? Tarih Ekim 2022 ve biz Metaverse konuşalım. Neler oldu? 2022'nin başında çok büyük bir heyecanla yapıyorduk. Şimdi servis dışı mı? Bir güncelle bize Atakan. Sen biliyorsundur büyük ihtimalle. Hocam çok teşekkürler. Çok güzel bir soru. Şimdi biraz hemen öncesinden alalım. Çünkü son Gelecek Geliyor yayınlarında konuşulurken çok popüler olduğu bir zamandı. Biz de o zamanlar 7/24 konuşuyorduk yani NFT, Metaverse. Bütün şirketler konuşuyordu. Herkes eğitim almak istiyordu bu konuda. Şu an o gördüğümüz kadarıyla biraz daha yavaşlamış durumda. Bu genelde pek çok teknolojide yaşanan bir şey aslında. İlk önce konuşulmaya başlandığında... Evet, bence belki bu normal bir süreç de olabilir, öyle değil mi? Yani şu an tam olarak onu yaşıyoruz. Neyi yaşıyoruz? İlk önce birdenbire teknoloji ortaya çıktı. Biz konuşmaya başladık. NFT diye bir şey varmış, Metaverse varmış, Facebook adını değiştirmiş, Meta olmuş derken birdenbire konuşmamaya başladık. Bu tüm VR teknolojisinde, AR'da, yapay zekada, makine öğrenmesinde gerçekleşen bir şey aslında. Birden popülerleşiyor. Herkes birdenbire pek çok banka hisse senedi çıkarmaya başlıyor bununla ilgili. Siz yatırım yapabiliyorsunuz. Sonra birdenbire insanlar aslında kabuğuna çekilmeye başlıyor. Bu konuda gerçekten teknoloji geliştiren şirketler veya bireysel insanlar kendi evlerinde, kendi şirketlerinde teknolojiye odaklanıyorlar. Bunun PR'ından, pazarlamasından ziyade teknoloji geliştirmeye odaklanınca da insanlar daha az konuşmaya başlıyorlar bunu. İlk baştaki motivasyon ama daha çok böyle bir şey çıktı. Bu önemli, buna odaklanalım. Tıpkı iklim krizi gibi mesela. Zamanında çok daha fazla konuşuluyordu. Şimdi ama o kadar konuşulmuyor ama şu anki teknolojik geliştirmeler ve verilen önem aslında daha fazla. Şu an kapalı kapılar ardında aslında bu konular daha çok tartışılıyor ve teknolojiler geliştiriliyor. Bunun bir sonuçlarını yaklaşık bence tahminimce 6 ay, 1 sene, 2 sene sonra daha net bir şekilde görebileceğiz aslında. Yani Metaverse tarafında aslında değişen çok büyük bir şey yok. Sadece kuluçka döneminde yani insanlar daha fazla üretiyor şu anda. Ve diyorsun ki bu zaten doğal bir süreçti. Birçok yeni şeyde bunu aynı şeyi yaşadık değil mi? AR da öyle oldu ya. AR'la ben ilk tanıştığımda da bayağı bir heyecanlanmıştım. Sonra bir daha haber alınamadı. Şimdi insanların elinde böyle bir bilgi varsa niye bunu değerlendirmiyorlar? Ya da değerlendiriyorlar belki. Yani şunu demek istiyorum. Demek ki bir büyük icat hayatımıza giriyor. Girdiği anda acayip böyle konuşuluyor, popülerize oluyor. Herkes ondan bahsediyor. Biz zannediyoruz ki bu aynı ivmeyle devam edecek, yükselerek devam edecek zannediyoruz. Etmiyor, sonra düşüyor. Böyle bir istatistik var galiba. Evet, aynen. Mesela ben şu anda bu programda böyle bir aydınlanma yaşıyorum. Bunu daha önce hiç düşünmemiştim. Ya o zaman Metaverse bir balon değil. Ne diyorsun Görkem? Yani aslında sebebi şu. Metaverse ilk konuşmaya başladığımız zaman biz Metaverse çıktı ve hadi alıp kullanalım diye çıkmadı aslında. Şirketler çıktılar. Biz böyle bir şeyin önemli olacağını, bunun geleceğini ve buna yatırım yapmamız gerektiğini düşünüyoruz. Ve buna başlıyoruz diye haber verdiler aslında topluma. Bu Metaverse'in çıktığı, kullanılmaya başladığı, kullanılmaya hazır olduğu ve icat edildiği anlamına tam olarak gelmiyor. O yüzden aslında popülaritesini kaybetmesi Atakan dediği gibi çok çok doğal. Çünkü bu sadece böyle bir bildiri gibi bir şeydi aslında. Yani arka tarafta geliştirilmeye devam ediyor. Metaverse çıkmadı henüz. Veya işte bizim izlediğimiz, bize bugün market edilen şey yok şu an hayatımızda. Vazgeçmeyip üzerine çalışmamız gerekiyor o zaman değil mi? Evet. Ülke olarak yani bu madem... Böyle düşünüyoruz. Hiç hız kesmeden üretime. Peki Türkiye'de böyle bir çalışma var mı şu an? Üretim devam ediyor mu o tarafta? Tasarımlar? Hocam ne bileyim sizde var mı? Dijital ikizinizi falan yaptırdınız mı? Hocam şöyle aslında dijital ikiz konusu çok kolay bir şey. Yani şu an biz Gelecek Geliyor programı için hadi beraber dijital ikizlerimizi yaratalım dediğimizde konsept olarak yaratabiliyoruz. Saatler içerisinde yaratabiliyoruz. Zaten programlar dijital, var değil mi? Aynen. Gözüküyor dijital ikizimiz. Bize benziyor. Bizim gibi konuşabiliyor. Ben mesela asla dijital ikizi yaptırmam. Neden? Niye bana benzeyen birini yaptırayım?
Evet, çok güzel. Evet, uzun boylu olsun, saçı olsun. Hocam burada şöyle olabilir. Kıvanç Tatlıtuğ gibi birini yaptırmayı düşünüyorum. Ona avatar diyeceğiz evet, herhalde evet. Değil mi? Avatar. Hocam orada e-ticaretten siz kıyafet alırken kendinize mesela çok daha kolay olabilir. Birebir size benzeyen bir avatarınızın olması kıyafet denerken size yakışıp yakışmadığınızı görmeniz için aslında kolaylaştırabilir. Orada da işte birden fazla seçenek ortaya çıkıyor. Bir, kendimizin birebir aynısı olan bir avatarımız. Peki dur, o zaman böyle gitmeyelim. Tamam, çünkü tabii. Belki bu kavramlarla yeni temas eden seyircilerimiz olabilir. Metaverse. Şöyle kısaca Metaverse nedir? Dijital ikiz nedir? İkisini hemen hızlıca anlatalım. Diyelim ki ilk defa duyan birisi olsun. Gerçi ben kaç kere duydum hala anlamış değilim. Bir daha dinleyebilirim. O zaman Metaverse nedir diyelim. Bir de dijital ikiz ne işe yarar? Hocam isterseniz şimdi mesela Metaverse dijital ikiz deyince oyunlarla çok karıştırılıyor ya. Hı hı. İsterseniz Web 1, Web 2, Web 3'ten alalım. Güzel, peki. Tamam, hemen bilgisayar mühendisliğinizi konuşturacaksınız. Evet. Söz sizin. Nasıl istiyorsanız tamam. Kendi aranızda anlaşın. Şöyle yapalım. Ben Web 1, Web 2, Web 3'ten bahsedeyim. Web 3'ün tüm detaylarını Görkem'e bırakayım. Tamam. Şimdi hocam... O çünkü birinci. Şimdi hocam hatırlarsınız siz de. İnternet ilk çıkmaya başladığında Web 1'den bahsediyorum. İnternetin ilk olayı aslında biz bilgisayarlarımızda veriler var. Bu verileri... Web 1 dediğimiz internet 1. İnternet, aynen. İnternetin aynen ilk hali evet. Diyelim. İnternet ilk neyi sağlıyordu bize? Bilgisayarda bir yazı yazdık biz. Onu size iletmek istiyorum ben. Nasıl ileteceğim? Ya günümüzü de düşünürsek biraz USB olabilir, hard disk olabilir, CD olabilir, disket olabilir. Daha eskiye disket, gidersek. Biz disketçiyiz. Bir şeye koymam gerekiyor benim veya bilgisayarımı sizin yanınıza taşıyacağım. Sizle paylaşabileyim. İnternet bunun aslında onlarsız yapmamızı sağlıyor bizim. Kablolar yoluyla ben size istediğim veriyi aktarabiliyorum. Ama internet ilk önce sağladığı şey tek taraflı aslında bir veri aktarımı. Ben size veri aktarıyorum. Şöyle oluyor aslında. Mail desek olur mu buna? Mail gibi diyebiliriz veya ilk mail. Kurumsal web siteler gibi. Şu anda kurumsal web sitelerin çoğu Web 1 gibi çalışıyor. Kurumsal siteye giriyorsunuz siz. O şirketle ilgili bilgiye ulaşıyorsunuz. Başka bir şey yapmıyorsunuz. Hı-hı. O kurumsal web siteye bir şey eklemiyorsunuz, yazı yazmıyorsunuz. Sadece bilgiye ulaşıyorsunuz. Bu Web 1. Ondan sonra ilk Web 1 çıktığında insanlar diyorlar balon mu acaba Web 1? Bizim neden ihtiyacımız Hı-hı. olsun? Neden güvenilir şekilde veriyi iletmektense ansiklopediler olabilir, disketler olabilir. Neden kablo yoluyla ben hackerların müdahale edebilecek şekilde bir teknolojiyle uğraşayım derken Web 2 ortaya çıkıyor. Web 2 de internetin aslında etkileşimli hale gelmesini sağlıyor. Tüm şu an sosyal medya dediğimiz şeylerin hepsi Web 2 teknolojisi üstüne kurulu. Normalde mesela sizin Twitter hesabınızda tweetler paylaşıyorsunuz siz. Görkem ben gelip size... Altına başka tweet yazıyoruz. Reshare'i tekrar paylaşıyoruz. Web 2 için sosyal medya desek aynen, olur değil aynen. mi? Video artı video aynen, paylaşımları aynen. falan. Normalde hocam. Şey görüşmeler, görüntülü görüşmeler aynen. hepsi aynen. Web 2. Normalde hocam mesela sosyal medyanız sizin bizim olan sosyal medyamız Mark Zuckerberg'ü düşünelim. Web 1'de kursaydı eğer kendi şirketine sadece onun yazdığı şeyleri görebiliyor olacaktık biz. O Web 1. Yani Facebook ilk çıktığında web virüsün olsaydı Mark giriyor, bir şeyler yazıyor, biz sadece görüyoruz. Evet. Web 2 ortaya Pasiviz. Çıktı. Aynen. Web 2 ortaya çıktı, biz de yazıyoruz, paylaşıyoruz, etkileşim ortaya çıkıyor. Zeki Müren de bizi görüyor. Aynen öyle. Aynen öyle. Şimdi bu dönemdeyiz. Evet. Şimdi ondan sonra Web 2 ortaya çıktığında mobil uygulamalar, şu an kullandığımız mobil uygulamaların şu tamamı... Şu anda yaşadığımız evren Web 2. Aynen öyle. Doğru mu? Aynen. Web 3 yok ortada evet, da. Yok. Tamam. Peki ilkinde tek taraflıydı iletişim. İkincide çift taraflı olmaya başladı. Web 3 bize ne sağlıyor? Neyi değiştiriyor? Neden ihtiyacımız var? Bizim bu biraz da şey tabii bizi daha çok ilgilendiren bu. Gelecek bu. Aynen. Hı hı. Aynen. Web 1 eskide kaldı. Web evet. 2 şimdiki zaman. Aynen. İçinde yaşadığımız. Web 3 de geleceğimiz. Evet. Evet. İnternet anlamında söylüyorum. Aynen. Bunu Görkem bırakıyor. Evet, geleceğimizi senden dinleyelim Görkem. Web 3 aslında bütün verilerin daha demokratik bir sistemde herkeste tutulduğu, güvenli ve sürükleyici bir deneyim yaşatacak yeni teknoloji aslında. Bu şu demek. Bir dakika, yani, bir dakika. Evet. Web 2 demokratik değil miydi? Önce onun veri neden demokratik değil. Olmadığını anlat, daha veri iyi anlarız. Tamam. Şöyle anlatabilirim. Bugün
kullandığımız herhangi bir sosyal medya aracının sahipleri, CEO'su, diyelim ki bizim verilerimizi tutan sunucuyu kapatmak istedi. Bu noktada aslında verileri biz ürettik. Fakat veriler başka birinin bilgisayarında, sunucusunda tutuluyor. Bu noktada sunucuları kapatma kararı alırlarsa bizim verilerimiz üzerinde internet bağlamında herhangi bir söz hakkımız yani yok. Yani Web 2'nin sahibi var. Evet. Şirketler. Ve biz değiliz. Aynen. Evet. Aynen. Biz değiliz. Biz orada kullanıcıyız. Evet. Aboneyiz. Evet. Biz aynen. Aboneyiz. Onlar patron. Aynen öyle. Tamam. O yüzden bizim ürettiğimiz şeylerin sahibi biz değiliz orada. Ama Web 3'te ürettiğimiz her şeyin sahibi biziz. Hatta bir tık ilerisine gidiyorum. Bir şeyi üretebilmek için sahip olmak zorundayız Web 3'te. O yüzden her şeyin, bütün verilerin bir sahibi var Web 3'te. Bu demokratize yapı inanılmaz sürükleyici bir İtiraz ediyorum. Buyurun. İtiraz ediyorum. Mesela Metaverse'te dolayısıyla oraya geleceğiz. O zaman mı sorayım bilmiyorum ama orada da mesela Zuckerberg diyor ki benim dünyama gelin diyor. Niye? Orada da büyük şirketler girip kendi evrenlerini yaratmayacaklar mı? Görsel olarak evet. Ama altyapısı blockchain olacağı için normal internet yerine. Altyapısı blockchain olacağı için o veri sadece Facebook, yani sadece Mark Zuckerberg'in serverında olmak zorunda değil. Bahsettiğim şey. Görsel olarak evet onların, ama altyapısı onlarda olmak zorunda değil. Altyapısı herkese ve her şeyle konuşabilen başka bir şey olmak zorunda. Benim bir ön yargım ya da ön kabulüm var. Mesela şimdi bu anlattığın, bu tarif ettiğin dünyada mesela Amerika gücünü kaybediyor demek. Ve ben bunu çok inandırıcı bulmuyorum. Amerika gibi bir ülke gücünü kaybedeceği bir Web 3'ü destekler mi? Çünkü Web 3 demek bu güçlü veriye sahip olan ülkeler, Amerika demeyelim, veriye sahip ülkelerin gücünü kaybetmesi demek. Aynı fikirde misiniz? Benim anlamadığım bir şey var mı bunda? Amerikalılar bu güçten vazgeçer mi? Hocam şöyle, aslında yeni teknolojiler hep şey muhabbeti olur ya, yeni teknoloji çıktığı zaman bir önceki teknolojiden para kazananlar ne yapacak? Ona benziyor biraz bu konu. Hani uçak çıktığı zaman... Yok, ben öyle düşünmüyorum. Ben şöyle düşünüyorum. Şöyle bir ön kabulüm var. Teknoloji gelişir. Amerikalılar ne yapar eder? Teknoloji değişse bile gücü elinde bulundurur. Evet. Örnek veriyorum kendi sektörümden. Mesela eskiden güç neredeydi? Hollywood'daydı. Amerika'daydı. Evet. Hollywood gücünü kaybetti. Çünkü birçok yerel sinema kültürü gelişti. Ne oldu? Dijital platformlar geldi. Dijital platformlar kimin? Amerika. Hala Amerikalılar. Yani bence bu değişmiyor ya. Şimdi Web3'te sen başka bir şey anlatıyorsun. Diyorsun ki bunun sahibi yok. Bunun sahibi tüm insanlık. Bu bana çok romantik geliyor, bilmediğim için ama. Şöyle aslında uyarlarsak, öngörmeye çalışırsak diyeyim daha doğrusu. Tek bir bilgisayarda, tek bir sunucuda değil, mesela 1000 tane bilgisayarda tutulacak dedim ya. 501 Amerika'da olabilir mesela. 501'e kim güç sahibiyse onun elinde olabilir. Hala yani bir güç, dönüşecek. Hala bir gücünden. O zaman demokratik lafında ısrar ediyor musun hala? Demokratik lafından kastım aslında şu. Doğru ifade edememiş olabilirim kendimi. Demokratikten kastım aslında şu. Ben anlamamışımdır verilerimiz, ya. verilerimiz üzerinde bizim söz hakkı sahibi olmamız. Demokratize yapıdan kastım. Yani bir başkasının hak sahibi olmaması. Kullanıcıların, sıradan insanın evet. güçlendiği bir evrenden aynen. bahsediyoruz. Evet, olabilir. En güçlü bir başkası olabilir ama bizim de hala ufak tefek bir gücümüz olacak yani. Şöyle ufak bir katkıda bulunabilirim. Şimdi hocam hepimizin cüzdanı var ya, gerçek cüzdanı. Paralarımız var. O gerçek hayatta cüzdanınız çalınsa biz polise gidiyoruz. Devlet aslında bu anlamda güvenliği sağlıyor. O cüzdanınızın size ait olduğunun güvencesini devlet sağlıyor. İnternette bunun güvencesini şirketler sağlıyor. Facebook'a siz para yatırdınız mesela, oyun oynuyorsunuz. Güven ailesinin şimdiye kadar oyunlara, internete yatırdığı parayı düşünün mesela. Oradaki sahiplik sizin para yatırmış olduğunuz şirkete ait. Bir şarkı olabilir, oyun olabilir, tamamı şirkete ve ait. Ve peki böyleydi. Aynen. Ve bir hacker gelip saldırdığı zaman şirket şey diyebiliyor.
benimle alakası yok. Yani hacker gelip saldırdı veya ben şirketimi kapatıyorum Görkem'in dediği gibi. Siz sadece indirebiliyorsunuz o verileri veya şirketler arası, uygulamalar arası geçiş yapamıyorsunuz. Aldığınız bir şapka olabilir, aldığınız bir şarkı olabilir. Düşünün mesela her şarkıyı aynı platformda para vermeksizin dinleyemiyorsunuz. Farklı farklı platforma aynı para vermeniz gerekiyor. Ama şimdi Web3'te o cüzdan bizim resmi olarak internette sahiplenebilmemizi sağlıyor. O cüzdan bizim oluyor. O cüzdanın içindekiler bizim oluyor daha doğrusu resmi olarak. O cüzdanı yine bize Amerika satabilir mesela. Bu şekilde para kazanabilir Amerika. Veya o cüzdanın şifresine korumamızı Amerika yine bize farklı bir uygulama satarak sağlayabilir. İçindekilerin ama Amerika yönetse bile uygulamayı yine bizim olmuş oluyordu ama Amerika aslında sahibiydi. Biz kullanma hakkına sahiptik. Şimdi Web3 ile beraber o içindekiler resmi olarak bizim oldu. Biz söz hakkına sahibiz onda ve Amerika kendi platformlarını kapatırsa yine bizim olmuş olacak aslında. Anlatabildim mi biraz daha farkını? Peki o zaman şöyle sorayım. Bizim hani gelecekte ülke olarak milliyetçi bir bakış açısıyla soruyorum. Ülke olarak güç sahibi olabilmemizin ya da yani ülke olarak demeyelim bu coğrafyada yaşayan insanların Web3'te güç sahibi olması için bugünden yapılması gereken nelerdir? Yine çırak çıkmayalım diye uğraşıyorum. Yine biz abone olan oradan bir şeyleri indir. Hep öyleyiz ya biz bir şey indiriyoruz, abone oluyoruz, satın alıyoruz. Onlar gönderiyor devamlı. Bu değişir mi? Ne dersin? Bence değişir eğer gerekli önem verirsek. Şöyle hocam şimdi dediniz ya mesela Zuckerberg kendi yerinin aslında popüler olmasını istiyor. Biz oraya girdiğimiz zaman oradaki ürünleri kendi cüzdanımızda tutabileceğiz. Kendimizin olacak ya. Biz rakip bir şey geliştirebiliriz Türkiye'de. Şuna benzetebilir miyiz? Mesela Metaverse bir AVM. Biz de gidip onun içinde dükkan mı açacağız? AVM hala Zuckerberg'ün mü? Yanlış mı benzetme mi? Olabilir aslında. Şöyle birden fazla AVM olacak. Sahipleri birbirinden farklı. Biri Zuckerberg, biri Musk Elon olacak. Musk. Aynen. Farklı Bill Gates. Web2'den farkı biz sahiplendiğimiz şeyleri o AVM'ler arasında taşıyabileceğiz. Arabamızla nasıl AVM açamaz mıyız? Açabiliriz istersek aynen. Türkiye'nin yapması gereken şeylerden biri bu AVM'nin açılması için altyapıyı oluşturmak olabilir. AVM açılmasını kolaylaştırmak olabilir. AVM açmak olabilir. Genellikle AVM açmak biraz daha fazlaya kaçıyor ama kolaylaştırması onun AVM açılmasını. Aslında en kolay yapılabilecek yani şeylerden biri. Yani iki bilgisayar mühendisine nasıl geliyor bu fikir? AVM açma fikri. Siz yapamaz mısınız mesela? Bu bilgiye sahipsiniz. Evet, çok güzel. Hocam şu yapın. An mesela... Paraya gerek var mı bunun için mesela? Çok büyük parayla ilgili bir şey mi bu mesela? Çok büyük bir ekibe gerek var. Ben tabii 80'ler çocuğu olduğum için iş yapın, bir iş yapmak için bizim paradigmamız sermaye. Evet. Para olsa şu işi yaparız, para olsa bu işi yaparız. Biz böyle büyüdük. O işi yapmak için para lazım, sermaye lazım, fabrika kurmak lazım ama şimdi sanki paradan daha değerli bir şey var, bilgi. O da sizde var. Şimdi daha ne lazım? En önemli şey. Emek mi? İnsan kaynağı. Para insan kaynağını sağlamak için gerekiyor. İnsan kaynağı pahalı bir şey değil mi? Evet, yatırım yapamazsak bu alanda çalışacak insanlara o zaman yurt dışında bu konuda çalışan insanlarla yarışmamız mümkün olmaz. En önemli yapmamız gereken şey bu konuda yatırım yapmak, insanlara destek olmak bu konuda çalışan. Hocam çok özür dilerim. Dünyanın en büyük blok zincir teknolojilerinden bir tanesinin sahibi Türk. Türkiye'de yapmıyor ama bunu mesela. Çünkü yeterli sayıda bu konuda bilgi sahibi olan insan yok Türkiye'de. Bununla ilgili altyapı doğru bir şekilde yok. O yüzden Türkiye'de aslında bunlara dediğim gibi altyapı sağlanabilirse blok zincir teknolojileri de geliştirilebilir. Bahsettiğimiz AVM'ler de yapılabilir. Bunun için ama işte doğru şekilde mesela bizim üniversitemizde bu konuda dersler açılmaya başlandı. Okullarda dersler açılmalı, daha çok kontenjanlar verilmeli, ilgili profesörler bu alana biraz daha kaymalı gibi durumlar söz konusu aslında. Potansiyeli çok yüksek bir ülkeyiz aslında ya değil mi? Potansiyeli çok yüksek bir ülkeyiz ama tabii eğitim tarafı. Biz bir zamanlar Atakan'la konuşuyorduk. 2030'da şunlar olacak, bunlar olacak. 2040'da hatta bir dizi çalışmıştık değil mi? Yapamadık. Beceremediğimiz bir dizi projemiz vardı. Atakan ve senle o zaman tanışmamıştık. Atakan ve arkadaşları. Evet.
Atakan ve çetesiyle gelecek konuşuyorduk. Evet. Bak şimdi aklıma ne geldi? Biz oturuyorduk. 5 yıl önce falandı. 4-5 6 mıydı? Evet. Ha çok güzel. Şimdi şöyle bir şey yapalım mı? Biz 6 yıl önce oturup gelecekte neler olacağını, bir evde neler olabileceğini konuşuyorduk. Keşke onları kaydetseydik, değil mi? Hocam not olarak var aslında, şeyin üstünde çok duruyorduk. Akıllı robotlar, evdeki robotlar. Şimdi mesela sizin evinizde var mı akıllı robot, yerleri süpüren? Var evet bir şey. O zaman yoktu mesela. Şimdi yoktu. Bizim evde de var. Hmm. Bu kadar gelişebilmişiz. Evet ya bir tek o, bir tek o. Peki şöyle yapalım. Varsayalım hiç tanışmadık. Aynen. Tamam. Şimdi tanıştık ve 2040'lar diye bir dizi yapacağız. Ve bir ev dekoru var. Hani kolay olsun. İnsanlar ya nasıl yapacağız falan diye düşündüğünde bir akıllı ev diyelim. Hatta örnek de olsun. Çocuklar duymasın. 2040 gibi bir şey düşünelim. Neler olur o evde Görkem? Senarist. Bak yapmak zorunda değilsin. Hayal etmek zorundasın. Bu tamam. Daha kolay. Sinema. Çünkü sinema gerçek değildir. Ama inandırıcıdır. Yani inandırıcı olmak zorundayız, gerçek olmak zorunda değiliz. Zaten gelecek. Söyle bakalım nasıl bir ev gözünün önüne geliyor? Fiziksel olarak bu evde olmak zorunda olan şeylerden bir tanesi Metaverse'e erişebileceğimiz, bu deneyimi görsel bir şekilde yaşayabileceğimiz. Bak bunu hiç konuşmadık. Nasıl bir şey bu? Bunu görselleştirse bir duvar mı? Bir ekran mı? Ne bu? Yani bu aslında bir altyapısı olan bir görsel grafikler serisi diyebilirim. Bu görsel grafikleri yeterince sürükleyici hale getirebilmek için iki boyutlu iletişim kurduğumuz bilgisayar, telefon gibi aletlerin dışına çıkmamız gerekiyor. Bunun için de işte VR gözlüklerine ihtiyacımız olabilir mesela. Ama evin mimarisiyle ilgili bir şey değil bu. Bir gözlükten bahsediyoruz herhalde, değil mi? Evet, ama bunların daha kullanılabilir, daha ergonomik hale gelmesi. Yalnızca gözlük değil, işte elimize, kolumuza, bacaklarımıza takabileceğimiz tüm vücut giyilebilir. Dijital bir dünyada, aynen dijital bir dünyada dijital ikizimizi kendimiz gibi yönetebildiğimiz ve bu deneyimin aslında yeterince sürükleyici olduğu ve tatsızlaşmadığı bir yere doğru gidebilmek için yani bunun altyapısını sağlayabileceği bir takım şeylere ihtiyacımız var. İşte bu gözlük olabilir, ellerimize, kollarımıza takacağımız giyilebilir teknolojiler olabilir. En aklıma gelen ve Metaverse'le ilgili şey bu aslında. Peki o zaman benim anlayabileceğim gibi söyle. Sabah kalktın, kahvaltı yaptın. Yaptın mı bilmiyorum. Kahvaltı olur mu? Sonra olur, ne olur. Yaparsın? Nasıl bir gün hayal ediyorsun sonra, 2040'ta? Sonra gözlüğümü böyle taktım. Konuşuyorduk değil mi? Yani, böyle şeyler. Aynen, tamam. Tamam, kalktın. Adapte oluyorum o zaman. Kaçta kalktın, uyandın? 9'da kalktım. O çok kişisel bir şey ya. Tamam, kişisel bir soru soruyorum zaten. 9'da kalktım. Gözlüğümü taktım. Kahvaltımı yaptıktan sonra. Niye 9'da kalkıyorsun? Zaten gözlük takacaksın. Sanki işe mi gidiyorsun? Ama herkesle aslında farklı bir düzlemde de olsa insanlarla yaşamaya devam ediyorum. O yüzden insanların uyanık olduğu saatlerde uyanık kalmaya hala ihtiyacımız var. O zaman soru şu. Servise binip okula gitmiyorum. Hayır, bir şey söyleyeceğim. Gözlüğümü takıp okula bak, gidiyorum. Çok güzel bir şey soracağım sana. İnsanlar şimdi bir aynı saatte kalkıyor aşağı yukarı çünkü benzer şeyler yapıyor. İnsanların aynı saatte kalkacağı saat kaç olacak gelecekte? Diyelim kimse evden çıkmıyor. Mesai saati nasıl ayarlanacak? Bugünkü mesai saatleri mi? Mesela 9 mu? Niye 9'a takıldın? Bu paradigma çok değişmez mi? Evet. Belki 2040 yılında bütün herkes saat 5'te uyanacak. Olabilir mi? Akşamüstü. Olabilir. Hatta hepimiz aynı anda kalkmak zorundayız görüşümü de değiştiriyorum. Aynı anda kalkmak zorunda değiliz. Yani okula gidecek bir öğrencinin eğitim aldığı bir yapay zeka olabilir. Ben okula ayrı giderim. Etrafımda insanlar varmış gibi görürüm taktığım gözlükle. Siz okula başka bir zaman gidersiniz. Bir şey benzer bir eğitim alırsınız. Diyelim ki toplantıya katılacaksın. Yani dijital ikizin toplantıya katılacaksın. Ayakta olmak zorunda mısın? Sen uyu o toplantıya gitsin. Böyle bir şey olabilir mi? Bu bizim zekamızı simüle edecek kadar iyi bir yapay zekanın olmasını gerektiriyor aslında. Buna hazır olduğumuz bu 2040'a yetişmez bence. Bu genel yapay zeka tabii evet. Ya. İnsan ben biraz bu işlere kafa yordukça
insanın ne kadar mükemmel olduğunu anladım ya. Bu gerçekten alınacak yol çok uzun değil mi? Evet. O yüzden de yolda yorulmamamız gerekiyor. Metaverse balon mu sorusunu zaten çok düşünmeyip çalışmamız lazım yani. Ben böyle ilk konuşmaya başladığımızda gerçekten fütüristlerin her şeyi öngörebileceğini, uz görebileceğini düşünüyordum. Fakat zaman içinde bu görüşümü değiştirdim. Çünkü gelecek gerçekten tam bir bilinmeyen. Bütün bilim insanları da çok doğal olarak her şeyi normal şartlar altında öngörmeye çalışıyor. Ama şartlar hiçbir zaman normal olmuyor. Doğru mu? Evet hocam. Mesela eski filmlerde de gelecek teknolojisi hayal edilirken somut şeyler hep hayal edilir. Hani bir robot vardır, o işleri halleder. Şimdi biz VR gözlük hayal ediyoruz. Aslında lensle de mesela her şeyi görüyor olabiliriz. Veya lensten de ziyade bu Elon Musk'ın yeni şirketin üstünde çalıştığı beyine takılacak bir şeyle biz yönetebiliyor olabiliriz. Geleceği hayal ederken aslında belki de şu an 20 sene sonrasını görsek biz bir televizyondan hiçbir şey görmeyeceğiz. Evet zaten ben şunu da çok doğru bir noktaya geldin. Mesela eskiden gelecekle ilgili film yapmak çok kolaymış. Gerçekten çünkü hala plastik, hala görsel bir robot var evde falan. Biz de mesela düşünmeye başladığımız zaman gelecekle ilgili film sanki böyle 60'ların 70'lerin paradigmasıyla bakıyoruz. Ama şu anda gelecekle ilgili bir film yapmak o kadar zor ki çünkü elinizde sadece bir gözlük bile yok. Evet. O yüzden de şimdi düşünürken bilemiyorum, daha zor geliyor ilk tanıştığımız günlere göre mesela. Evet. Hani evde ne olabilir şey düşünüyorduk. Ekranlar olacak, evden insanlar eğitim alacaklar. Bazı insanlar kızıyordu bize, öyle şey mi oldu diyorlardı mesela. Ya, bu arada iyi ki o diziyi yapmamışız, rezil olacaktık. Bizim 2030 dediğimiz her şey pandemide oldu. Evet. Gerçekten çok şey kalacaktık. Evet. Bayağı bir eğlenirdi insanlar aslında, bize bayağı dalga geçerlerdi. Biz inanılmaz nasıl ya tartışıyorduk. Günlerce okula gideceğiz mi gitmeyeceğiz mi tartışıyorduk. Şu anda bu konu tartışmasız. Gitmeyeceğiz. ben şöyle düşünüyorum. Siz ne düşünüyorsunuz? Bence gelecekte çocuklar okula gitmeyecek. Evde öğrenecekler. Teneffüste okula gidecekler. Böyle bir şey konuşuyorduk. Öğretmen olmayacak, mentor olacak. Bir rehberlik danışmanı olacak. Okulun o işlevi öğrenimden daha önemli olduğunu düşünüyorum. Yani okullara mutlaka ihtiyaç olacak. Belki mimarisi değişecek okulların. Daha oyun odaklı, eğlence odaklı bir yer olacak. Çünkü eve kapanıp her şeyi öğrenebileceğiz. Hocam şimdi mesela şöyle bir durum var. Bilgisayar bilimcisi, bilim insanı, bilgisayarla ilgili bilim insanı olmak istemediğiniz müddetçe bilgisayar mühendisi, yazılımcı olmak istiyorsanız üniversiteye gitmenize gerek yok şu an. Gerçekten çok kaliteli. YouTube'da pek çok yerde eğitim bulabiliyorsunuz. O yüzden mesela üniversitede şimdiden aslında başladı o. Gitmiyor insanlar üniversiteye, yarıda bırakıyorlar. Oturup kendi başlarına öğreniyorlar yazılım mühendisi olmayı. Ondan sonra işe giriyorlar. Bu yavaş yavaş liseye, ilkokula, anaokula geldiğinde geriye tek ihtiyaç o gerçek birebir sosyalleşme kalmış oluyor. O da dediğiniz teneffüste aslında gitme ihtiyacını doğuruyor. O da gerçekten Metaverse ile beraber lenslerde biz etkileşimi sağlayabilirsek ona da ihtiyaç kalmıyor aslında. Oturduğumuz yerden her şeyi yapabiliyor o hale geliyoruz. Orada şöyle bir soru var, çok özür dilerim. Kendimizin de konuştuğu simülasyon teorisi. Belki de şu anda öyledir. Yani öldüğümüzde bir uyanacağız, gözlüğü çıkaracağız. Vay diyeceğiz, çok keyifli bir maceraydı mesela. Şu an o içine gelecekte gireceğimizi hayal ettiğimiz deneyimlerden birindeyizdir belki de. Hazreti Muhammed'in çok ilginç bir hadisi var gerçekten. Diyor ki hadis, insanlar uykudadır, ölünce uyanır. Tam bu kadar. Inception filmi bence bu hadisin üzerine kurulmuş olabilir. Hocam bunu biz Görkem'le anlatırken pek çok yerde bahsediyoruz aslında yani. 5 sene sonra teknoloji gelişiyor. Üçümüz yine bir araya geliyoruz ama bu sefer VR gözlüklerle bir araya gelmişiz. Aa diyoruz, ne kadar. Dünyanın dört bir yanına dağılmışız. Oradan yine konuşuyoruz böyle. Sonra aradan zaman geçiyor, ölüyoruz. Sonra ölmüyoruz. Yeni bir gözlük takıyoruz. Yeni bir hayata başlıyoruz gözlükte.
önceki hayatımızı unutuyoruz. Ölünce uyanıyoruz. Böyle bir paradoks i̇şte bak, aslında. Bak o hadis-i aynen. şerifi evet. bence bir siz bir inceleyin. Hı-hı. Çok ben ilk duyduğumda bir şey anlamamıştım ama çok etkilendim daha sonrasında. Öyle peki hocam. 8 dakika falan tamam. var. 4'er dakika kullanın. Tamam. Şimdi bu programın bir özelliği var. 5 dakikaymış. 2,5 dakika tamam. adil. Gelecekle ilgili öngörülerde bulunun. 5 yıl sonra seyretsinler. Süper. 5 yıl sonraya bir Türkiye ya da dünya resmi çizelim. 2 dakikada sonra senle paydos edelim. Tamam. Ya da değiştirelim düşünmek istersen. Haydi ondan başlayalım. Tamam. Ben mi başlayayım? Tamam. Görkem'le tamam. bitirelim. Onunla tamam. başladık, onunla bitirelim. Tamam. 5 sene ne zaman hocam hayal edin? 5 sene sonra. 5 10 üstü 10 da olur. Ya tamam. 2030 diyelim hadi tamam, vazgeçmeyelim. Aynen, aynen tamam aynen. 2030'la ilgili tamam. öngörülerini harika, değiştirme tamam, hakkı veriyorum size. Sana. Tamam teşekkürler. 2030'da ne yapıyoruz? VR teknolojisi gelişmiş. Gözlük teknolojisi gelişmiş. Pek çok dünyanın en büyük şirketleri girmişler bu işe. Hatta gözlükler küçülmüş. Lens olarak biz takabiliyoruz artık. Taktığımız zaman o eskiden izlerdik ya sabah uyanıyoruz bir ayna var. Günümüzü gösteriyor. Hava durumu gösteriyor. Onu biz gerçekten lens sayesinde görebiliyoruz. Arabalar elektrikli hale gelmiş dünyadaki. Çoğu elektrikli hale gelmiş. Şuraya bağlayacağım. Sürücüsüz hale de gelmişler. Biz bindiğimiz zaman lensimizle yine kontrol edebiliyoruz istediğimiz gibi. Mekanik şeyler teknolojinin gelişimine baktıkça hocam azalmış. Çamaşır makinesi icat olmuş. Bulaşık makinesi icat olmuş. Şimdi direksiyon icadı var. O yerine artık biraz daha kendine yapay zekaya, sürücüsüz arabalara, lens teknolojisiyle bizim uzaktan kontrol edebildiğimiz yapıya dönüşmüş. Biz mekanik olarak sadece istediğimiz zaman spor yapabilir hale gelmeye başlamışız. 2030 çok yakın olmuş olabilir ama pandemi gibi bir şey çıkarsa cep tekrar... Cep telefonlarımız olacak mı? Olacak hocam ve şeylerdeki gibi olacak bence sonunda. Hep çıkıyor ya arkası gözüken şeffaf katlı. Peki lens varsa buna gerek olacak mı? Çok güzel bir soru. Çok güzel bir sanki soru. Lens bunun yerini alır mı? Hı-hı. Buna gerek olmayabilir. Ama o lens tabii neler yapabilecek? Evet. Lensimizi kontrol ettiğimiz bir yapı olabilir o. Arkadaşlarımızla paylaşabildiğimiz farklı bir şey çizebildiğimiz. Bir şey evet olabilir. Şeyi hocam hı-hı. mesela çok hayal ediyorum. Bir sanal fırça gibi işlev gören bir kalem. Böyle görmüşsünüzdür belki. Havaya bir şeyler çiziyorsunuz. Lensten siz gerçek hayatta görebiliyorsunuz. Onun birebir fırça gibi düşünün. İstediğiniz sanatı burada biz yapabiliyoruz. Beraber bir tablo yapabiliyoruz. Hmm. Çocukların yaratıcılığını geliştirebilecekleri heykeller yapabiliyorlar lenslerle. Bu hem eğitimi demokratik hale getirebilecek gibi geliyor 2030'da. Bir yandan da baktığımızda bu blok zincir 10-15 seneden beri neredeyse konuşuyoruz. Bence hayatımızın büyük bir parçası haline gelmiş olacak artık Web3. Blok zincir, kripto paralar 2030'da sanırım. Belki blok zincirin önümüzdeki 10 yıl içinde gündelik hayata etkisini anlatabilirsin. Hayal edebilirsin tabii canım. 1 dakika varmış bu arada. Çok özür dilerim. Hiç önemli. Tamam. Ben Atakan'ın bıraktığı yerden devam ederek şunu söyleyebilirim. Geçmişte aslında geleceği hayal etmenin daha kolay olmasının sebebi şuydu. Hala yapabilecek bir şeyler vardı bu hayatta, içinde olduğumuz hayata dair. Şu an yapabileceğimiz şeyler o kadar soyutlaştı ki aslında bir sonraki amacımız şu anki hayatımızı dijital bir dünyada simüle etmek. O yüzden 2030'da olmasını bekleyebileceğimiz, en olmasını isteyebileceğimiz şey bugünkü hayatımızda fiziksel olarak yaşadığımız hayatı dijital dünyada sürükleyici bir biçimde yaşayabiliyor ve taşıyabiliyor olmak. Bu kapsamda aslında okula gitmek, toplantıya gitmek gibi fiziksel aktivitelerimizin tamamını dijital bir dünyada gerçekleştiriyor olabiliriz. Ve bu dijital dünyalar işte Meta'nın sunduğu, başka şirketlerin sunduğu fiziksel dijital dünyaların altyapısı blockchain olduğu için birbiriyle de konuşabilen, oradan oraya geçebileceğimiz bütünsel bir deneyim sağlayacak olabilir bize. O yüzden 2030'daki deneyimimiz aslında bugünkü deneyimimiz gibi olacak ama fiziksel değil, dijital olacak belki. Peki çok teşekkür ederiz teşekkür arkadaşlar ederim. Her ikinize de. İlk yeni sezonumuzun ilk bölümüydü. Yeni masamızla ilk bölüm, yeni dünyamızla ilk bölümümüzdü. Değerli seyircilerimiz, programımızın sonuna geldik. İnşallah önümüzdeki haftalarda böyle geleceğe farklı bakan arkadaşlarla yeniden birlikte olacağız. Tekrar teşekkürler. Görüşmek üzere. Çok teşekkürler. Teşekkür ederiz.